buradan Volkan'dan Volkan'dan kader arkadaşı kime? Romanya'ya bir gidelim. Aa, Oo, Mehmet, Topal. Mehmet Topal. Evet. evet hemen hızlı Bravo Mehmet Topal. Evet. Vallahi tebrikler başarılar. Çok önemli işler başarıyor. En az mağlup olan iki takımdan biri. Evet. Mehmet Topal yönetimindeki Petrol Polieş'te Romanya Ligi'nin 16. haftası itibariyle puan tablosunda en az mağlup olan iki takımdan biri konumunda. Öte yandan Petrol Polieş'te Romanya Ligi'nde Kluş ve Otelül Gale, e, Galeti'den sonra en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Poli Lig'de 26 puanla 3. sıra. Sessiz sedasız gidiyor gururdur. Mehmet Topal Bey. Şimdi Vallahi ben gururdur. burada bir sistemim var. Nedir? Mehmet Topal'ın özellikle bizim ana akım medyamızda. Yani bu kişi Mehmet Topal. Evet. Yaklaşık 85 kere A milli takım formasını giymiş. Ülkemizi, ülkemizi La Liga'da da çok üst düzey top oynayarak Valencia'da da e, bizi temsil etmiş. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş formalarını namusuyla, şerefiyle, başarılarıyla ve hak ettiği saygıyı, o camiaların hepsinden hak ettiği saygıyı görerek terletmiş. Şöyle diyebilir miyim? Ve gitmiş. Romanya'ya gitmiş. Gitmiş. Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda aylaklısını severim. Evet. Örneğinin ta kendisidir. Aynen. Kesinlikle. Hayatı boyunca, futbolculuk hayatı boyunca, teknik adamlığı boyunca sadece ailesine ve futbola kendini adamış, özel hayatına, gecesine, yatmasına, kalkmasına Aynen. çok dikkat etmiş. Birçok genç futbolcuya yardım etmiş, örnek olmuş. Bu çok önemlidir. Kesinlikle. Her gittiği takımda ağabeylik yapmış. Sadece kendini düşünmüyor Heh, burada. Şimdi ana akım medyada her gün dile muadilleri kendi jenerasyonunda top oynayan ve başarısız <laughs> olmuş adamlar PR çalışmalarıyla çok daha fazla yer alırken Mehmet Topal korkarım ki Romanya'da Romanya Ligi'ni bu takımı şampiyon yapsa da bir Türk adam olarak Yine onlar kadar yer bulamayacak korkan. Ben bundan korkuyorum. Bu çok adaletsiz bir olay. Mehmet Topal'la hepimizin gurur duyması gerekir. Kesinlikle. Ülke medyasındakilerinin de gurur duyması. Medyanın lazım. öne çıkması Artık, lazım. Doğru söylüyorum. Artık bir şey daha lazım. söyleyeceğim. Ayıp ediyorsunuz. Milli takımlar bazında da Romanya senelerdir bizim ülke futbolumuzun önündedir. Yani gidip de Mehmet Topal Ruanda Ligi'nde, Patagonya Ligi'nde bu başarıları elde etmiyor zor şartlarıyla evet. ilk tecrübesinde bunu Romanya mıydı değil mi abi? Bunu başarıyor. Tabii ki önde. Öndedir, 26 puanda 3. sırada yer alıyor yani şu anda. Bu ciddi şimdi bir başarı. Şimdi orada küme düşer denilen bir takımı bu hale getirmek 100. yılında alıp buralara kadar getirmek ki taraftarı da çok önemli. Aynı bizim evet. renkleri de sarı var. Aynı bizim Fenerbahçe taraftarı gibi deli onlar da. Evet. <laughs> yani e, o da büyük bir şans. <laughs> Bu tabii ki çok önemli bir gurur. Mesela eski milli takım teknik direktörümüz, bizim ülkemizde de iki şampiyonluk kazanmış Rüçesku'da. Mehmet Topalım kendini eski öğrencisi Rüçesku dünyanın önemli markalarındandır. Romanya milli takımının başına geldi. Ee, bizim ülke futbolumuza da jenerasyon ee, çok iyidir, olarak, Doğru jenerasyon söylüyorum. olarak çok büyük fayda sağlamıştır. Milli takımda ilk neşteri vurup gençleştirme operasyonunu yapan Mirşel Üçü Kesinlikle. Şimdi o da orada mesela çok memnun. Eski öğrencisinin evet. kendi Herhalde ülkesinde olsun. bir takım alıp başarılı olmasından dolayı çok mutlu. Ama burada medyadaki arkadaşlarımdan, kardeşlerimden ve bizi izleyen spor severlerden özellikle rica ediyorum. Lütfen Mehmet Topal gibi değerlerimiz de unutmayalım. Daha çok hatırlayalım. Daha çok öne çıkartalım. Evet. Mehmet Topal'ın ben çok Teknik direktörlük kariyerinde senelerdir teknik adamlık yapıp da başarısız olmuş adamların her gün YouTube kanallarını gezmesi, her gün ana akım medyada manşet olması da ülke medyamızın ne kadar adaletsiz bir durumda olduğunu da göstergesidir. Ya bir de ben şundan sıkıldım bana katılıyor musun ya? Durmadan hep aynı hocalarda değişiyoruz biz ya. Evet. Hep aynı hocalar ya. Sivas'taki şeye geliyor. Kasımpaşa. Kasımpaşa'daki gidiyor. İşte manatların cartır curtır. Doğru mu abi? Evet. Durmadan teknik direktörler değişiyor yani. O yüzden Mehmet Topal'ın çok iyi yerlere geleceğini ben de düşünüyorum. Ben abi, dünya Kapatörüm. çapında dünya çapında çok iyi bir teknik direktör olacağına inanıyorum. İnşallah abi. Ee, bir gün İspanya'da da, da İspanya'da da olacak bir gün olsun bir gün, be ya. Üç büyüklerimizde olacak mı? olacak. Düşünsene mi? şimdi Real Madrid'in başında Mehmet Ay, Topal ne var. ne kadar gurur bir şey olur. gerçekten. başında var abi işte bizimkilerden biri gelmiş. Düşünsene. O zaman bir olay. Allah aşkına ya. Sevgili Fenerbahçelilere bir olay anlatacağım. Tabii. O kendisi bir yayında bunu anlattı. Ee, çok detaylara girmeden anlattı Fenerbahçe transfer sürecini. Oynadığı muhteşem performanstan sonra o yaz döneminde Fenerbahçe'ye geldiği yaz döneminde kendisine kendisine İspanya liginden 4 tane büyük takımın büyük teklifi vardı. Dört tane takımın, dört takımın, dört takımın dev takımlar, yani Barcelona'da da hmm. dahil vardı. Çok iyi bir performans göstermişti. Tabi onların bakışlarıyla bizim buradan bakışlarımız çok farklı. Onlar hemen çözüyorlar, transfer evet, ediyorlar, evet, ardıynız evet. kaplar. Dört takımdan teklif vardı. Avrupa'nın birçok liginden teklif vardı. Almanya'dan vardı, Hollanda'dan hmm. dev takımlardan, İngiltere'den vardı. Aykut kocaman ve evet. Ali Yıldırım İspanya'ya gidiyorlar. Tamam. Mehmet Topalı arıyorlar. Hı. Mehmet Topal evden en iyi zamanı. Oraya kadar da geldikleri için bir çay içelim Mehmet diyorlar. Mehmet Topal da eşine diyor ki hayatım ben Aykut hocam ve Ali Yıldırım'la bir çay kahve içeceğim geleceğim. İş <laughs> Mehmet Topal eve geliyor. Çantaları hazırlıyor. <laughs> Konuşma şu. Üç Temmuz yaşanmış. Büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama seni evet. çok istiyoruz. Senin bizimle beraber olmanı istiyoruz. Ama biz maddi olarak da uh -huh. kötü şeyler yaşayabiliriz diyor. Küme bile düşürmeyi düşünüyorlar bize diyor. Bu kumpası yapanlar bize küme bile düşürmeyi düşünüyorlar. Mehmet Topal, Ali Yıldırım ve Aykut Kocaman'a diyor ki Hocam uh -huh. ben böyle bir mücadelenin içinde olmaktan şeref duyuyorum. Bizi düşürürlerse çok çalışırız yine çıkarız diyor. Helal olsun. Mehmet Topal. Para konuşmuyor. Helal olsun. Eve gidiyor. Eşi de hiç Türkiye'ye gelmek istemiyor. Orada çünkü İspanya, orada keyfi yerinde. Güzel ha, yerinde. Evet. evet. arkadaşları var ama Mehmet Topal hemen gidiyor, çantaları alıyor, geliyor. Helal olsun değil mi Neyi Şimdi yapalım. bu ee, herkes yapamaz. Türkiye'nin Türkiye'nin Bizim gözümüzde Beşiktaş Stadı her zaman nedir? İnönü Stadı. Değil mi? Ne İsimler değişir. Tamam şimdi da saygı duyurdu ama inönüdür inönü yani. Inönü. Evet. Beşiktaş Stadı. Mehmet Topal Beşiktaş Stadı'na evet. 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 gitsin, alkış alır. Galatasaray Stadı'na, Remsvark'a gitsin maç izlemeye, alkış alır. Saygı görür. Fenerbahçe'ye gelsin, alkış alır, saygı görür. Trabzon'a gitsin, alkış alır, saygı görür. Bunu yapan bir futbolcunun, spor adamının artık teknik adam. Daha çok saygıyı hak ettiğine inanıyorum ben. Muhteşem gelecek, bir karakter gelecek. ve muhteşem bir başarı. Gerçekten tebrik ediyorum. Gelecek.